ve uzandığı ilk telefonla fatihlerine emirler yağdıracak. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Bir defa susmasını öğren. Sus, söyleyeceğim. Tekrar merhaba sayın seyirciler. Yeni'nde gündem devam ediyor. Evet, bugün ikinci değerli konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Bektaş Gür, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı bizlerle birlikte. Bektaş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet abi. Nasılsın? Sağ ol. Sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Bektaş Bey, hareketli böyle bakıyorum. Bir gün orada. Yaşamım öyle. Ben bütün yaşamım öyle. Hep öyle geçti. Gençliği ona mı borçluyorsunuz? Tabii ona borçluyorum. Az önce Hüseyin Aslan buradaydı. Evet, bizlerle birlikteydi. Şimdi ona da sordum. Onda da bir şöyle bakıyorum. Hüseyin abi hep böyle hareketli, koşan, eden. Ben çok çalışıyorum. Çok koşuyorum diyor. Koşan, eden, hareketli olan insanlarla sürekli işçi olan insanlar hep böyledir. Koşuyorum. Dişten tutuyor bizi. Buca'da gezmediği sokak var mı hiç? Yok. Ya Buca'nın bütün sokak. Mahalle demeyeyim, sokak diyorum. Sokak bilirim. Karış bilirim. Bana bir numara ismi söyleyeyim, mahallesini söyleyeyim. Üyelerin de hepsini tanıyor musunuz? %80'ini tanırım. İsim olarak mı? İsim olarak. Böyle aslında böyle başkan olarak kadar bulunmazsa yani, tamam. Partiye sahip çıkmak ne bileyim bir şey. Ama böyle insanları böyle. Ama yani vermek. Bu Cumhuriyet Halk Partisi de bana cidden yaşamım boyunca onursal görevler verdi. Cumhuriyet Halk Partileri ben seviyorum. Üç dönem liste başı yaptılar beni. Evet. Parayla pulla satın alacak bir ilişki değil. Bu sadece sevgiye, gönül bağlılığına ilişki. İnsan sevgisi, dokunmak. İnsan sevgisi, dokunmak. Çıkıyorum, kahveye gidiyorum, çayımı ısmarlıyorlar. Sabah gidersem kahvaltımı da söylüyorlar. Ne istiyorum? Sizi takip edeyim bu arada sana Sayın Başkanım. Böyle buyurun, şeref verirsiniz. Çünkü ben böyle yalnız olduğum için kahvaltı yapacak yerde öyle değil. Şeref verirsin. Buca'da buyurun gelin. Size güzel bizim bir Prişina börekçimiz var. Evet. Sabahlar orada sizi... Prişina börekçisi. Evet, meşhur. Bu Levent Başkan'la bir ilişkisi yok değil mi? Yok. Bu işi yapan arkadaşlar da Prişinalı oldukları için, göçmen oldukları için ben de çok seviyorum böreklerini. Her sabah orada gider kahvaltı yaparım. Fırsat evet. Gittikçe. Demek ki Bektaş Gül'ü ararsak arada sabahları şeyde görebilir. Prişina evet. Börekçisinde evet. Görebiliriz. Evet. Prişina börekçisinde... Menderes Caddesi'ndeki böyle saat kaç dolaylarında? Saat buradan hemen anons yapalım. 8-9. Evet sayın seyirciler, Bucalı arkadaşlarımız, Bucalı CHP'liler ya da Bucalı vatandaşlarımız Sayın Bektaş Gül'ü görmek istiyorsanız sabahları evet söyledi saati Priştina Börekçisi'nde görebilirsiniz kendisini. Vergi Dairesi'nin kafesinde, Muhtar Gürcan'ın kahvesinde buralarda bulsun. Ana arterinin her tarafında. Ama sabah kahvaltılarında orada. Sabah kahvaltıları. Bunu evet. Özellikle yazalım bir kenara. Tabii ki. Beklerim birlikte yapalım. Evet Sayın Başkan, evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, Buca iyi. Belediye Başkanımızla uyum içerisindeyiz. Evet. Çalışmalarımız iyi. Belediye Başkanımız çalışıyor, kendi işine bakıyor. Ben örgüt işine bakıyorum. Zaman zaman oturup ikimiz istişaremizi yapıyoruz. Güzel gidiyor. Örgüt işine bakıyorum deyince seçimler sonrası bir karışıklık oldu. Buca'da olur. Bazı arkadaşlar size karşı imza toplamaya kalkıştılar, çalıştılar. Ondan sonra işte bir disiplin mi? Şu o imza kampanyası meselesi mi disiplin? Şöyle bir oralar bir anlatır mısın? Ne oldu? Neden yani, imza kampanyası başlattı? Tabii şimdi bende 19 tane aday vardı belediye başkanlığına. Evet. Bu 19 arkadaşın da 19'da belediye başkanı olma şansı yoktu. İşlerinde birisi olacaktı. Bu ama o süreci en iyi yöneten ilçe başkanı olduğuma da inanıyorum. Bu da benim tecrübelerime dayanır. Ben aday arkadaşlarımla 3 toplantı yaptım sabah kahvaltısını. Danışma kurulu yaptırdım. Arkadaşlar hepsini bir araya getirdim. İçinizde birisi çıkacak, diğerleri yanında çalışacak. Nitekim içinde birisi çıktı. 210 tane belediye meclisine aday arkadaşımız vardı. Ben o süreçte de sürekli görüş ve düşüncelerimi net açıkladım. Ben hep partici demokrasi değineyim. Ben kongre ve ön seçim delegelerle ön seçim diye hem yazı hem sözlü düşüncelerimi partinin ilgili organlarına ilettim.
Olmadı. Üye bazında eğilim yoklaması kararı alındı. Bununla da ben bütün belediye meclis üyesine aday olmuş arkadaşları topladım bir salonda. Arkadaşlar bu üyeyle eğilim yoklamasının sonuçlarının partimize zararlı olacağı inancı var bende, tecrübelerime dayanarak. Gelin sizler de ön seçime katılmayın, dilekçe verin, atama olsun. Vermediler, eğilim yoklaması yapıldı. Eğilim yoklaması da biliyorsunuz bu beşli komisyon süreci çok yıprattı bu konuda. Partide kaos yarattı. Sonuçta yapılan eğilim yoklaması da belediye meclisinin açıklanmasını bir gün önce iptal edildi. O da ayrı bir kaos. Yani bütün kaoslara rağmen iptal edildi. İptal edildi. Tabii eğilim yoklamasının sonuçlarının iyi olmadığını ben söylemiştim. Ve nitekim benim korktuğum kuşkularım ortaya çıktı. O nedenle doğru bir eğilim yoklaması olmadığını inandırır, iptal edilir. Şimdi tabii bizim... Yalnız bu çok kötü, pardon sözünüzü kesiyorum. Bu çok kötü gerçekten. Her yerde bağırıyoruz, çağırıyoruz. Genel Başkan da ilan etti malum %85 ön seçim olacak falan filan diye. Yoklamalar oluyor fakat bunların arkasından da bazı şeyler çıkıyor, bazı sorunlar çıkıyor. Yani şunu her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesinlikle ön seçim olması lazım. Evet. Ön seçim olursa, bakın Buca'da İzmir'in ikinci büyük ilçesi, birinci bölgenin ikinci büyük ilçesi, Karabağlar, Buca ve şu anda Karabağlar ve Buca'da halkın tanıdığı bir vekilimiz yok. Oturan yok. Şimdi Buca'da parlamentoda milletvekili seçiminde Bucalı birisi olmayınca Bucalı niye oy versin? Ve biz bütün bu kaoslara rağmen İzmir'de AK Parti'nin adayın en güçlü olduğu ilçe Buca. 15 yıl ilçe başkanı, belediye başkanlığı yapmış. Efsane bir belediye başkanı. Yani adam Cemil Bey seçim kampanyası yaparken de bizimle dalga geçerek yapardı. Ama ben belediye başkanımla uyum içerisinde çalışarak kendi kadın kollarım, genç kollarıma çok inanıyordum. Ana kademe çok güveniyordum. Biz seçim alacağımıza inanmıştık. O inanmışlık bizim seçim almamızda ciddi etken oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını tekrar devamını sağladık. Belediye başkanımıza da ben bir siyasetçi olarak benim belediye başkanını beklediğim halkla ilişkileri. Her sabah işte biraz önce bahsettim, börekçiye gideceğim, sabah kahvaltı yapayım, belediye başkanı burada gitti. Sabah çıkarım evde ayrı ayrı berberlerde tıraş olurum. Her berbere tıraşa gittiğimde işte belediye başkanı buradaydı, tıraş oldu, gitti. Bunlar böyle, yani taksi duraklarına gidiyorum, geziyorum. Ben Buca içerisinde araç kullanmıyorum. Yani Bektaş bir kadar olmasa bile sen belediye başkanı yok, da belediye başkanı çok ciddi performans gösteriyor. Şöyle ki gezen belediye başkanı eksiğini görür. Evet. Yanlışını görür. Bunda da belediye başkanımız bunu da sağlıyor. Ben de siyasetçi olarak, ilçe başkanı olarak, bir örgüt başkanı olarak beklediğimi veriyor. Sokağa çıktım. Mesela dün değil evvelsi gün Forbes Caddesi'nde kahve var. Özgür kardeşim biliyor, bizim genelde işte akşam fırsat buldukça arkadaşlarla bir araya geldiğimiz bir kahve. Partili bir arkadaşımız. Orada bir sürü vatandaş var. Vatandaşın biri geldi bana teşekkür etti. Belediyeyle geçmişte bir sorunlar olmuş, sorunlar yaşamış. Fakat bir hafta önce Buca Belediyesi'ne gittiğinde o sorunun önüne düştüklerini, çayın kahvesini ısmarlarak sorunu çözüp oturtularak gelmiş. Gelip kahve ortasında bir vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanını övmesi benim en büyük onurum ve gururumdur. Elbette. Evet. Ben bunu beklerim. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışkandır, gençtir, çok akıllı bir arkadaşımızdır. Herkesi dinler. Doğru neyse onu yapıyor. Ya bütün icraatlarında örgüt olarak biz arkasındayız. Evet, dün gelen bir konuğumuz da aslında ondan çok bahsetti. Belediye başkanları çok bahsetti. Genç olmasının verdiği birçok avantajdan bahsetti. Evet. Onu çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz dedi. İnşallah doğru yaparsa gençtir. Daha. Hatta eminiz dedi iyi yerlere geleceğine böyle. Levent Bey'e ben inanıyorum. Levent Başkan insan ilişkisi çok iyidir. İşi de biliyor. Tabii tecrübeleri de var. Yani efsane bir belediye başkanının yanında büyümüş, yetişmiş,
bir kardeşimiz. Bu nedenle bu seçimi alacağımıza inanıyorum. Ve ilk defa Buca'da belediye ile örgüt ilişkilerinin düzeyli ve seviyeli gittiği bir dönem yaşıyoruz. Ben inanıyorum. Belediye seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde Buca'da yine en yüksek oyu aldık. Bakın biz Buca'da yerel seçimlerde Levent Başkan'la 124 bin oy aldık. Aziz Başkanımızla 130 bin oy aldık. Cumhurbaşkanı seçiminde 137 bin oy aldık. Şimdi diyeceksiniz MHP'nin de... Yükselerek gidiyoruz. Evet, şimdi diyeceksiniz MHP'nin de oyu var. MHP'nin oyu o kadar değildir. MHP'nin oyu tamamı bir kısmı Ekmelettin Bey'e geldi, bir kısmı da Tayyip Bey'e gitti. Ve buna rağmen Cemil Bey 107 bin oy alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bey 90 bin de. Evet, kimse böyle bir sonuç beklemiyordu aslında. Evet. Tam tersini bekliyordu. Fakat evet, evet. Herhalde Cemil Bey büyük hatalar yani yaptı. Efsane ismine yakışır şeyler olmadı pek. Ben, sorum aslında başkaydı. Başka yerlere gittik. Zor. Bu neden bu şey imza kampanyası? İşte biraz önce bahsettim. Tabii arkadaşların hepsi belediye başkanı olmak istediler. Belediye meclisi olmak evet istediler. Tabii olamayınca ben de o zaman geldi olmadım. Ama partinin partime çalıştım. O küskünlük nedeniyle bozulmuştu. Yani tabii ya, çilemedikleri için. Şimdi şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. Bizim tüzüğümüzde imza toplama yetkisi var. Evet. Ama bunun şartlarının olgunlaşması lazım. Şartları nedir? Parti içerisinde bir örgütün başarısı seçimdir. Sınavı seçimdir. Evet. Bu örgüt iki seçime girmiş, iki seçimde de başarılı çıkmış. Arkadaşlarımızın amaçları, saygı duydum, tepkimi de göstermedim. Topladılar imzalarını, getirmediler. Genel merkeze gitti, genel merkez ilçeye gideceksiniz dediler. İlçe gelmediler, ile gittiler, il başkanı ile ilçeye gideceksin dediler. Sonunda getirdiler bize. Biz de yönetimimi topladım, ilk yönetim kuruluna inceledik. Peki size getirmiş nedenlerin ne? Aslında tüzüğe göre size getirmesi gerekiyor. Bilmiyorum neden. Yani her ne kadar size karşı yapmış olsa bile. Tabii yani. Yani sonuçta tüzük onu emrediyor. İlçe başkanı. Evet. Tüzük onu emrediyor. Yani bir genel başkan, bir genel merkez, bir il başkanlığı hangi derece doğru mu değil mi, imza ona ait mi değil mi bilemez ki. Tabii. Onu en iyi bilen ilçe örgütleridir. Kaldı ki noterde gelen bir evra benim yok etme şansım var mı? Yıllardır tecrübe edeyim. Çünkü onun bir nüshası noterde. Zaten böyle bir şey yapılırsa açtan açar bir şey. Evet. Düşünün, olur. Evet. Düşünün arkadaşın biri 3 Eylül'de Almanya'ya gidiyor. Giriş çıkış vizesi var bizde. 11 Eylül'de bu arkadaşın imzası alınmış. 3 Eylül'de gidiyor, 11 Eylül'de imzası alınmış. Evet, arkadaş Almanya'dayken noterde imzası alınıyor. Ben de tüzüğün bana verdiği tüzük çerçevesinde inceledik. Yeteri sayıda imza olmadı, kanatına vardık. Raporumuzu yazdık. Bir raporumuzu il başkanlığımıza, bir raporumuzu genel sekreterliğimize, arkadaşlarımıza da yazılı cevabını elde teslim ettik. Çünkü yani sahtekarlık davranışı içerisinde imza yani, sahtekarlığı. Evet. Peki disipline verilme nedenleri? Disipline verme nedenleri şu. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni medyada, kamuoyunda tartışmak istemiyorum. Bu arkadaşlar o iki ay boyunca sürekli parti kamuoyunda tartıştırdılar. Burada da tüzük ne emrediyse onu yaptı. Evet. Evet. Ben disipline kimseye atma yetkim yok. O, tabii. O ile raporum yazar ile gönderirim. İl başkanı, il başkanlığı, il yönetimi değerlendirir. İlde il yönetimi bizim tuttuğumuz, düzenlediğimiz rapor eğer tüzüğe uygunsa gereğini yapar. Yoksa iade eder. Ben kimseye de kırgın değilim, küskün değilim. Türkiye kötü bir boyuta gidiyor. Türkiye zor bir süreçte geçiyor. 2015 seçimleri bizim için çok önemlidir. Türkiye için çok önemlidir. Cumhuriyet için çok önemlidir. Hiç kimsenin bireysel kaprisine müsaade etmeyeceğiz. Ben dahil olarak hiç kimse partinin üstünde değildir. Bütün arkadaşlarımı çağırıyorum, davet ediyorum. Yeşil gelsinler, birlikte çalışalım. 2015'te genel seçimde partimizi iktidar ederim. Ben şimdi 29 Kasım'da danışma kurulu yapıyorum. Bütün örgütü açık. Kimin neyi varsa gelsin orada beni eleştirsinler, düşüncelerini söylesinler. Bu eleştirilerinde ben kendime ders çıkarırım. 29 Kasım'da. 29 Kasım'da. Danışma kurulu. Evet, burada sizin kanal televizyonun aracılığıyla
Bütün örgütümü zaten mesaj edeceğim ama burada da bütün örgütümü davet ediyorum. Danışma kurulu nerede olacak toplantı belli mi? Belediye Düğün Salonu'nda şimdi yerde. Bütün üyeleri bekliyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Parti'ye kaydettiği bütün üyeleri açın. Konuşmak isteyen, eleştirmek isteyen, eksiğimi söylemek isteyen, doğrumu söylemek isteyen bütün arkadaşları bekliyorum. Eleştiren diyorsunuz ama onun eleştirisinin şeyleri, nedenlerini de tabii, söylesin. Tabii. Çözümünü de söylesin. Yani sadece eleştirmiş olmak için eleştirme... Ben o mantığı kabul etmiyorum. Evet. O mantık partiye zarar verir, fayda getirmez. Eleştirirsin, eleştirinin alternatifini de sunarsın. O sunumlarını ben de üstüme şunu yapacağım. Tabii. Evet, geçenlerde bir ilçe başkanları toplantısı yapıldı. Bunun amacı neydi Sayın Başkanım? Dün yapıldı. Evet. Bizim zaten rutin olarak ayda bir ilçe başkanlar toplantımız var. Her ilçe başkanlar toplantısı bir ilçede yapılıyor. Evet. Her ay rutin. Bu işte bir aylık süreci değerlendirmek, Türkiye gündemini değerlendirmek, İzmir'i değerlendirmek. Dünkü toplantımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız da katıldı toplantımıza. Evet. Bu da seçime giderken doğru bir karardı. Konuştuk. Herkes kendi ilçesindeki sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza olması ve gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Onun notlarını aldı. Amaç burada 2015'e giderken örgütümüzü diriltarak, belediyelerimizi organik çalışarak partimizi seçime hazırladık. Sistemler var mıydı Sayın Kocaoğlu'na? Çünkü böyle bir şeyler, böyle bir iddialar geldi kulağınıza. Hayır. Örgüte hiç danışılmıyor, danışılmadan işler yapmıyor. Hayır, öyle bir şey olmadı. Sadece arkadaşlar ilçe başkanlarının beklentilerine az bir aktarıldı il başkanının başkanlığında. Her ilçenin kendi az sorunları var. Tabii. Ben de istiyorsan ben Aziz Bey'in konuştuklarımı sana açıklayayım. Tabii. Doğru yani, hem bu canlara duyurmuş oluruz burada. Yani ben Aziz Bey'le yaptığım konuşmalar ne demişim? Kaynaklar, Üçkuyular, Dokuz Çeşmeler, Atekeler, Formas ve Koşu Kavşağı, Şirin Yer Projesi, Uraşım Projesi, tamam mı? Bucan'ın kaynakları da tarımla ilgili. Gediz Kavşağı. Dikkat edersen Akçay Caddesi'nde Gediz'e giren bir köprü yapıldı. Altı geçit. Orayla ilgili sürekli kazalar ve şikayetler geliyor. Bunu ilettim kendisine. Bizim kaynaklar bölgemiz ciddi sıkıntılı bir bölge. Bucan'ın tek girişi oraya. Bunlar Bucan'ın ana arterleri. İşte Bucan'ın nüfusu 50 binken vardı. Şimdi 600 bindir. Aynı arkadaşlar. Tabii arkadaş. Yani yıllardır biriken sorunlar. Ama bu sorunları Aziz Bey neşteri vurdu. İşte uçan yolla başladı. Bucan'ın en büyük sorunu ulaşımdır. Ulaşımla ilgili ikinci etap şimdi devam edecek. Uçan yolun ikinci etap işte ta Gültepe sırtlarında çevre yolla bağlanacak. Bir taraf kaynaklar, bir taraf işte Altındağ'da inerek Ankara asfaltına bağlanacak. Bu çalışmaları, bunları konuştuk. Aslında güzel şeyler. Bucan oldukça şey evet, karışık. Burada sistem var mı? Burada bir şey var mı? Burada sadece sorunlarımızı dile getirdik. Başkanımız da sağ olsun. Ben bundan sonra gezeceğim. Sorunlarımızı birlikte değerlendireceğiz. Bize de her ayda bir bizimle toplantı yaparak neler yaptı, neler etmediğini biz anlatacağız. Şimdi ben dün mesela belediye başkanımız benim Levent Bey geldi, yaz tatilinde 5000 tane imkanı olmayan gariban çocuklara yüzme kursu verdi, sporla ilgili. Hı hı. Belediye başkanımız sosyal işte de çok başarılı. Dün TÜGEM diye bir şey açmış. Bugüne kadar sadece ortaokul çocukların liseye gitmesi için ama şimdi bunun alanını genişleterek üniversite hazırlanan arkadaşlarımıza ciddi katkı koydu. Dün akşam onun da etkinliği vardı, oradaydım. EFKA bölgemizde ciddi bir kitap kafesi açtı. İnsanlar oraya gelsin, kendilerini geliştirsinler, okusunlar, araştırsınlar. Her toplumun her alanına gidiyor. Şimdi başladı mahallelerde kreşler açıyor. İşte imkanı olmayan insanlar çocuklarını oraya götürecekler bedava kreşi. Yani topluma ulaşabilmesi için, dokunması için gereken neyse
yapmaya çalışıyorum. Buna kadar iyi yani bu kadar bir yerde 2015 seçimler için CHP'nin başarısı tabii, tabii bunların için. bunların tamamı bize ciddi katkı koyacak. Yani ben örgüt başkanı olarak mahalleye girerim, sokağa girerim, talepleri alırım. Ama bu talepleri çözecek ben değilim, bu talepleri çözecek belediye başkanımız. Belediye başkanımızla biz bu konuda uyumlu gittiğimiz sürece ve ben öyle de biliyorum, öyle de inanıyorum. Tabii ben belediyeciliği de bilen bir arkadaşınızım, siyaseti de bilen bir arkadaşınızım. Ben belediye başkanımızla çok uyumlu çalışacağımıza inanıyorum. 2015'te de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Buca'da en yüksek oy alacağını inancı var bende. Çalışmalara başladınız mı 2015 tabii, için? Tabii tabii. Neler yapıyorsunuz? Örgüt olarak hazırız. Mahalleleri geziyoruz. Sorunları tespit ediyoruz. Ben sabah çıkıyorum evimde dedim ya. Her mahalleye, bir mahalleye gidiyorum. Kahvelere gidiyorum. İşte ana arterde esnafa gidiyorum. Nerede vatandaş bizi görmek istiyorsa oraya gidiyoruz. Kadın kollarım sürekli mahallelerde ev çat kapı çalışıyorlar. Genç kollarımız hakeza. Biz oturmuyoruz, çalışıyoruz. 2015'e hazırız. Evet, yani. Hazırız. Şu anda Buca'da Cumhuriyet Halk Partisi bugün seçim olsun, seçime hazır bir konumda. Peki bu biraz önce bir sistemde bulmuştunuz. Karabağlar ve Buca gibi iki büyük ilçede bir milletvekili yok demiştiniz. Bakın biraz önce notumu gösterdim, bu konuda, ön seçim dedim. Evet. Ön seçim olursa mutlaka Buca ve Karabağlar bu 2015'te mutlaka parlamentoda temsil edilir. Evet. Bir arkadaşım çıkıyor. Bektaş Bey'in böyle bir niyeti olabilir mi? Ben şu anda öyle bir niyetim yok. Ön seçim dahi olsa. Öyle bir niyetim yok. Daha da erken zaman gelsin oturacağız. Bir adaylar çıksın ortaya. Arkadaşlarımızla değerlendiririz. Ben siyaseti bireysel yapmıyorum. Ekipsel yapıyorum. Arkadaşlarımızla oturacağız. Değerlendireceğiz. İçimizden çıkan varsa destek vereceğiz. O gün daha konuşmak erken. Zamanımız evet. Evet. Ben partide şunu da yanayım Ahmet Bey. Benim öyle bir iddiam, öyle bir hedefim, öyle bir beklentim, öyle bir şeyim yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede bana görev verilirse orada çalışacağım. Ben partime borcum var. Partimi seviyorum, partimin iktidarını istiyorum. Ülkemi seviyorum. Ülkemi sevdiğim için, ülkemin geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka ve mutlaka iktidar olması lazım. Peki o biraz evvel bahsettiğimiz o küskün arkadaşlarla herhangi bir şey yapıyor musunuz? Yok görüşüyorum. Parti onlarla. Tabii. Onların tekrar çalışmaları içerisinde. Tabii tabii için. Yani görüşüyorum. Arkadaşlarımla merhabalaşıyorum, görüşüyorum. İşte danışma kurulu yapıyorum. Buyursunlar gelsinler. Ya ben 35 yıldır partiye siyaset yaptım. Ben de gün geldi seçildim, kaybettim. Ama hiç partimde küsmedim. Partime gittim. Partili insan bunu yapar. Evet. Ben şuna inanıyorum bak Ahmet Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sen adam gibi durursan, sen partilik sorumluluklarını, görevlerini yerine getirirsen bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanına ben inanıyorum. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı gün gelir seni değerlendirir. Peki partideki son dönemdeki İzmir dışına pek çıkmak istemiyorum ama evet. Yine de şu anda Ankara'da epey karışıklıklar var. İstifa edenler var, birbirini eleştirenler var. Bunlar sizi etkilemeyecek mi? Yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık Ulu Çınar'dır. Bu Ulu Çınar zaman zaman küreyen yapraklar düşer ama devam eder. Bakın Türkiye tarihinde bir sürü partiler kuruldu, şahlandı, geldi, gitti ama Cumhuriyet Halk Partisi gitmez. Bir partide bir genel başkana saygı duyulması gerekli. Hı hı. Kurultaylar gelir, varsa görüşün, düşünceni açıklarsın. Bu arkadaşlar kim tanıyordu ya? Genel başkan getirdi bu arkadaşlar milletvekili yapmadı mı? Evet. Bunlar örgütün neresinde? Sokakın neresinde? Üst düzeydeydi hepsi. Üst düzeyde. Kalemle yazarak yaptılar. Ne olursan ol sen halka dokunmuyorsan boş arkadaş. Peki bir kanadın özellikle bir kanada üye olan arkadaşların daha çok, daha da bir ideolojik olarak düşüncesi, evet. Aynı paralelde olan kişiler daha çok ayrılıyorlar. Emine Ülker Tarhan'la birlikte başladı bu. O kanadın eksikliği partide. Evet. Şimdi ben şunu bakarım abi, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin partisidir. Evet. Bu partinin doğusunda, kuzeyinde, güneyinde renk ayrımı olmaz. Siyasal, düşünsel, sosyal, demokrasi, evrensel ilkeler doğusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben o yüzden iyi oldum. Dini, dili, ırkı beni hiç ilgilendirmez. Benim o
çünkü sosyal demokrasi, emresel sosyal demokrasi programına inanarak gömerek imza attı, partiye üye olduk. Onun da gereğini yerine getireceğiz. Bu parti 20 yıl, o bu anlayışa yakın arkadaşlar, 20 yıl bu partiyi idare ettiler. Ankara'da tarafa gitmediler. Genel başkan gitmedi, ilçe yok, gitmedi, il yok. Bir çalışacağız. Sen oturacaksın, yazacaksın, Ankara'da sokağa inmeyeceksin. Ben sana diyorum işte, ben size rica ediyorum. Buyurun birinci bölgede çıkın, birkaç mahallede. 6 milletvekilimizde birkaç tane ismini bilenler var. Kötü bir şey aslında, değil mi? Değil mi yani? Peki son birkaç gün önce de yine özellikle Kürt meselesiyle ilgili televizyonda bir özür dilendi. Hı. Genel Başkan Yardımcısı, evet. Sezgin Tanrıkulu biliyorsunuz. Evet, evet. Ben hem kendi adıma hem de Cumhuriyet Halk Partisi adına, hı, orada olanlardan dolayı özür diliyorum dedi. Ondan sonra da parti içerisinde birileri, özellikle, evet, eski bir milletvekili, evet, de çok ağır sözler söylüyor. Evet, o da doğru değil. O öyle bir şey varsa partinin genel başkanı yapar. O arkadaşın da doğru değil. Onlar da doğru değil, bu da doğru değil. Ağır sözler söylüyor. Bireysel kendisini söyleyebilir, parti adına söyleyemez. Parti adına ciddi, ulusal, ulusu ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren bir konuyu genel başkanı söyler. Doğru yanlışını tartışmıyorum ama, tabii, bu söylemesi, evet, gereken genel, evet, başkanı diyorsun. Yani Türkiye'de, evet, böyle bir sorun var, bu sorun çözülmeli. Şimdi arkadaşlar, Türkiye öyle bir kötü boyutta ki, iş kazaları, maden, yeraltı madenleri, evet, yani Cumhuriyet'in kurduğu, düşünün ki bir Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi emperyalizmde kurtarmış, parası yok, borcu var, bunları ödemiş, ilk kurdu 1920'de neyi kurmuş? Çocuk Esirgeme Kurumu kurmuş. Niye kurmuş? O Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda canlarını kaybeden insanların çocukları sahipsiz kalmasın diye. Çocuk Esirgeme Kurumu kurmuş, evet. Değil mi? Ne için kurmuş? Bakın, 1920'de kaç yıl önce ne kadar güzel düşünmüş. Biz hala neyle uğraşıyoruz? O gitti, Türk Dil Kurumu gitti, Cumhuriyet'in bütün değerleri gitti. Bir iddialı konuşuyorum, bir tek Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Cumhuriyet ve değerlerini korumak için. Evet, konular aslında oldukça geniş. Evet. Son günlerde yapılan olan şeyler de bilemiyorum. Bu kargaşalıklar bir yere geldik ama herhalde Bu ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partililer sağduyurdular. Ulu Çınar'ı kimse, ben orada bir rüzgar yaprağım estim, rüzgar çeker giderim. Yapraklar düşer ama, evet, Ulu Çınar devam eder. Evet, söylediniz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben size yine son sözleri yine size bırakayım. Tabii. Gerek Bucalılara, gerekse, evet, ön seçimler için neler söyleyeceksiniz? Ben Bucalıları çok seviyorum. İnanın ki Buca için buraya geldim, Buca'ya gitmek için can atıyorum. Alışmışım ya, bir hastalık bende o. Ve Buca'yı çok seviyorum. Buca'da Cumhuriyet Halk Partisi 2015 seçimlerine hazırdır. Örgütüyle, belediyesiyle bir bütündür. Ahmet gelir, Mehmet gider, Bektaş gider ama Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yoktur. Seçime hazırız. 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi Buca'da en yüksek oy alacağı inancı var. Burada taahhüt ediyorum. İnşallah o yerel genel seçimlerden sonra yine sizin televizyonunda bunu konuşuruz. Bana bu soruyu sorarsınız. İnşallah. Evet. Evet sayın seyirciler. Sayın Bektaş Gül'le birlikteydik. Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı. Gerçekten Bektaş Gül halkın içerisinde, Buca halkının içerisinde çok sevilen bir isim. Kendisinin de söylediği gibi Buca'nın hangi sokağına girersek girelim muhakkak selam verdiği, elini sıktığı birileri muhakkak çıkıyor karşısına. Bu tabii burada parti için büyük bir kazanım. Evet, Sayın Bektaş Gül güzel şeyler söyledi gerçekten. Kardeşlikten bahsetti. Kavga olmasın diye ön seçimlerden bahsetti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. 2015 seçimlerinde inşallah tekrar görüşmekte. Evet, daha önce de görüşebiliriz Ahmet Bey ama 2015'te bu sözümün arkasındayım. Bunu yazalım, evet. Evet, yeni günde gündem burada sona eriyor. Yeni günde gündemde tekrar başka bir konumuzda buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın efendim.